Merhaba Peksev. Merhaba. Her hafta olacağına yemin ettiğimiz, sözler verdiğimiz ama geçen hafta yapmadığımız haftalık programına hoş geldiniz efendim. Geçen hafta yapmamamızın bir nedeni var ama şimdi bak Ömercan'la anlaşılmıştı. Ömercan ayağını kırdı. Kırdı yani. Hem de o gün kırmıştı galiba. Ben artık bunun bir bilerek isteyerek oldu. Hani çıkmamak için ayağını kırdı gibi. Büyük ihtimal. Değil mi? Ya, Ömercan'ın meşhurdur. Parmağım yandı. İşte bir yara geldi, tek parmağı yoktu. Tamam. Meğer hep fake yapmış bize. Şöyle tutmuş elini. Bak parmağım. Böyle koptu falan. Böyle şöyle yapıyor. Ben onu hiç yapamam. Neyse. Efendim Disney geçenlerde aslında videoda Disney Plus Marvel içeriklerini konuşmuştuk Disney Plus Day'den. Ama sadece onlar yoktu. Disney artık kocaman bir şirket olduğu için bayağı bir şey tanıttılar. Mesela Obi-Wan Kenobi'yi gösterdiler. Obi-Wan Kenobi'ye girmeden önce sana bir uyanıklığımdan hatta size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Disney Plus üyesiyim. Nasıl? Nasıl mı? Nasıl? Çok zor. Abi Disney Plus üyesi olmak için önce VPN sahibi olman gerekiyor. VPN'e üye oluyorsun. Her VPN olmuyor. Öyle pahalı VPN'lerden. VPN'i alıyorsun. Ondan sonra işte Apple Store'dan kendine Amazon üzerinden bir şey tanımlıyorsun. Kredi tanımlıyorsun da o krediyle ancak satın alabiliyorsun falan. Çok uğraştılar sonucu. Artık belli bir süre en azından. Bir bedava falan da oluyor onların. Belli bir süre Disney Plus içeriklerini Disney Plus'tan izliyorum. Peki nasıl abi? Anlatsana biraz bize. Nasıl oralar? Güzel mi? Ya güzeldi. Aslında şimdi biz o kadar bedavacı bir memleketiz ki. Hani girince sevinemiyorsun. Çünkü bunların hepsi var ya bilmem ne .com'da falan. Ki ben hiç girmiyorum. Ya bununla ilgili de mesela şöyle bir şey var ya işte daha önce Netflix ilk çıktığında hepimiz işte korsan şapkalarımızı raflara kaldırıp işte tamam artık bitti korsanlık günlerimiz, tek bir tane içerik satın alarak hepsine ulaşabiliyoruz dedik. Şimdi Disney, Netflix, Amazon, işte HBO Max, ne bileyim hepsi böyle Blue TV, Apple TV, bunlar yani hepsi geliyor. Korsan şapkalarını böyle raftan kaldırıp tekrar giyesi geliyor mu insanın? Abi zaten ister istemez. Şimdi biz burada Obi-Wan Kenobi konuşuyoruz. Şey konuştuk. Boba Fett değil de neydi? Mandalorian konuştuk. Yoktu. Şimdi yani hepimiz nasıl izledik Mandalorian'ı? Söylemiyoruz ama. Hani tamam zikretmiyoruz ama şimdi kendimize... Burada kanca var yani. Korsanlığı bırakamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama gel bir de işte dediğim gibi bunu... Hani Avrupa'daki ya da yurt dışındaki insanlar bile artık bunu söylenmeye başlıyor. Lan hangisine abone olacağız gibi. Bizim söylenmeye çok daha hakkımız var. Zira işte ödemeler dolarla bilmem neyle hani... Abi Disney Plus 2 dolarla başlıyor. Birinci ayın sonunda 8 dolara bile çıkıyor. Yani baktığın zaman bir şey değil 24 lirayla başlıyor. Yani bizim zaten sabit normal güzel bir başlıyor. Normal başlıyor. Sonra 80 hatta o matematik en son 11.5 muydu? 11'lere çarpmadım. Bir şey çıkıyor. Şimdi Türkiye'ye adamlar niye girmiyor diyoruz ya. Niye girsin abi yani buradan niye bu kadar az kazansın düşünsene. Ya 20 lira yapsa adam 2 dolar kazanmak için mi yapıyor yani adam başı bunu? Biz güzel şeylerden bahsedelim. Efendim, hem Boba Fett belgesi hem de Obi-Wan Kenobi teaser'ı. İşte başka bunları mesela hepsini bizim sitemizden okuyabilirsiniz. Spiderwick Chronicles gelecekmiş, Zootopia gelecekmiş, Pinokyo gelecekmiş, bir sürü Disney yine üzerimize içerik atacak. Ama bunlardan en hani bizim için önemlisi tabii ki Obi-Wan Kenobi'nin dizisi. Tabii canım. Nasıl heyecanlı mısın peki? Geçen sefer konuştuğumuzda da benle yapmıştım bu programı. Heyecanlıyım tabii ki. Obi-Wan Kenobi'ni zaten işte Star Wars'un 1-2-3. Serisi benim lise dönemime denk geliyor. Benim lise dönemime denk gelmese buradan baksam ki o zamanki biraz daha abiler ablalar hep diyordu ki ya biz bunu çok beğenmedik diyordu. Ama şimdi bizim nesil büyüyüp 7-8-9'u isteyince 1-2-3'ü de sahiplenesi geliyor. Evet evet. Çünkü yani hani biraz daha kötü olunca falan. Ama aslında bence 1-2-3 hakikaten biraz böyle çok hani George Lucas'ın gündüz düşleri gibiydi yani. Çok beğenmiyorum şimdi baktığımda. Hatta bak tekrar hala sadece 5'i izlerim mesela ama 1-2-3'ü pek izlemem. Fakat en güzel şey Obi-Wan Kenobi'ydi gerçekten. Ewan McGregor çok güzel kesinlikle bir karakter olmuştu. Çok doğru bir yere koymuşlardı. Bence bunu da seven sevmeyen herkes hemfikirdir diye düşünüyorum. O yüzden heyecanla bekliyorum. 3'ü ayırır mısın peki? Şeyden 1-2-3'ten 3'ü
ayırmazmışsın yani. Yani biraz aslında yani 3 aslında en güzel olmasına rağmen yani hem böyle olayları bağlıyor olmasına rağmen onu işte biz de Geek Yapar'da sinema günlüklerinde Star Wars 1-2-3 konuştuk. Hatta hepsini konuştuk mu? Evet hepsini konuştuk. Ya da sadece 3'ü mü konuştuk? Emin değilim. Orada söylemiştim. Ben mesela 3'ün çok güzel olmasını beklerken 3'te şöyle bir sıkıntı vardı benim için. Olayları böyle çok sonlarına getirip bağlayıvermişler. O biraz tat kaçırıyor. Ama madem bağladılar artık biz böyle kabul ettik. Tamam artık orasını tartışmıyorum. Tam şeyden başlıyor yanılmıyorsam. Hani Obi-Wan Kenobi gitti. Şeyleri Darth Vader'ın çocuklarını dağıttı. Birini işte amcasına verdi. Birini gitti işte prenses olsun diye başkasına verdi. Şimdi tam oradan başlıyor. Şimdi Darth Vader var. Obi-Wan Kenobi var. Bu aralarındaki devam eden savaş hani... Biz yeniden karşılaştık dediği dördüncü bölümde evet. Ve işte en son bizim I için... I have a high ground. Tabii en son I have a high ground'tu bizim için. Tabii. Ama belli ki aslında aralarında daha fazla savaş yazacaklar. Son yani bir önceki karşılaşmaları dördüncü bölümdeki karşılaşmaları olmayacak. Bu tabii ki beni mutlu ediyor. Bir Luke Skywalker da var galiba bu arada değil mi? Luke var mı? Tabii. Luke yok. Yani ha, Luke yok pardon. Luke yok. Daha Luke yok. Ay kafam karıştı. Yok. Doğru. O arada Ahsoka yok. Ahsoka Tano olacak. Ahsoka Tano'nun bir şeyde var. Efendim bir blockbuster'dan geçip artık başka blockbuster filmlerinin yıldızına Henry Cavill'a geleceğim. Henry Cavill artık blockbuster filmlerinde oynamak değil blockbuster film evreni olmak istiyor. Yani adama tam olarak anlam veremiyorum. Sherlock Holmes oynadı Netflix'te. Geralt, Superman şimdi de demiş ki ya bana verseler ben Marvel'da Captain Britain diye bir karakter var onu da oynarım demiş yani. Allah gözün doyursun demeli miyiz ne diyelim yani yeter. Güzel karakterdi. Kartlarımdan hatırladığım kadarıyla Captain Britain Shadow Cat'in ya sevgilisi ya kardeşi gibi bir şeydi. Shadow Cat'le bir şey vardı onun alakası. Öyle kalmış aklımda. Hafızam beni yanıltıyor olabilir bir özellikle bakmadım. Yani güzel karakter aslında. Adam da genç ve yakışıklıyken topluyor yani. Ya bir yandan da hani bu açıklamaları aslında bu açıklamaları mesela şey yüzünden de yapıyor. İşte onun şeyi de soruyorlar. Hani Superman işi ne oldu? Vallahi diyor pelerin hala gardırobumda. İsterseniz hani çıkartır giyerim. Ben hala vazgeçmedim tarzında diyor. Gelse izler misin mesela Superman? Sevmiş miydin Henry Cavill'ın Superman'ini? Devam eder misiniz? Ben Superman konseptini çok sevmiyorum. Çünkü bunu Ömer Can'la çok tartışmıştık zamanında. Özellikle Superman Returns'den sonra. Ya Superman dediğin biraz böyle küçük işlerle uğraştığı zaman benim tadım kaçıyor. Yani Örümcek Adam diye bir karakter var ya. Hani onun bir ilgi alanı var. O nasıl böyle artık çok ütopik duyarlara girmiyorsa ya da girse bile bir assemble'ın içerisinde giriyorsa Superman'in de böyle ufak çaplı şeylere, olaylara girmesi falan beni çok açmıyor. Mesela millet çok coştu işte kötü oldu Martha muhabbetinden dolayı dedi ama zaten hocam yani Batman ve Superman'in hani karşılaşması bir fan servisinden daha bir yere gidemezdi ki yani. Tamam. Ne olacaktı? Hani oradaki hikaye de yani çok güzel başladı, çok iyi bir yerlere gidebilirdi ama Superman'in tiranlığını falan öyle güzel yapamadılar. Hikaye olarak bir fan servisinden başka bir yere gidemedi. O yüzden Superman beni çok coşturmuyor. Çünkü yani her şeye kadir Kryptonit hariç. O zaman Kryptonit'le yapalım her şeyi. Bu biraz bence çok eski kaldı artık. Ya ben şeylerine bir şu noktada katılmıyorum. Aslında Superman'in hikayelerinin kesinlikle böyle çok çok devasa hikayelerdense işte birazcık Superman'i iyi yapan şeyler neler? Superman neden hala bu kadar gücüne rağmen iyi bir işte karakter olmasına yönelik birkaç tane böyle çok güzel hikayeler var. İşte Birthright'tır. İşte 4 mevsim vardır bir tane bilir misiniz? Onu bilmiyorum. 4 mevsim. 4 mevsim benim zamanımda Türkiye'de de Arka Bahçe Yayıncılık'tan çıktı yanılmıyorsam. O zaman Arka Bahçe sonra gerekli şeyler oldu galiba. Ve çok güzel bir hikayeydi. Mesela onu artık Netflix'te 4 bölümlük dizimi yaparlar. 4 mevsim diye bir film mi yaparlar? Mesela o hikayeyi hakikaten izlemek isterim. Artık şey istemiyorum yani. Hani Superman'in birini dövdüğü hikayeler dinlemek istemiyorum. Çünkü ona doyduk. Şey istiyorum yani her şeye kadir bir adamın psikolojik
taraflarını evet izlemek ve dinlemek çok daha bana şey geliyor. Çok net. Kaliteli bir geliyor. De aslında şey için sormuştum ben bu soruyu. Henry Cavill'ın Superman'inden mesela biz şey miyiz? Yani daha önce bir tip tane, olarak belki tip süper. Olarak işte yani bu adamı birazcık harcıyorlarmış gibime geliyor. Yine dediğin gibi adama havada zot dövdürüyorlar. Kafa kırdırıyorlar. Ve sanki birazcık potansiyelini harcıyorlarmış. Bu şekilde işte ben de şeyi söyleyecektim. What's so funny about truth and justice olması lazım. Superman'in yine çizgi romanlarından bir tanesi. Ben de onu çok seviyorum. Onda değil ama işte sanırım onda değildi. Farklı bir Superman çizgi romanında mesela Superman'in intihar eden bir çocuğun işte önünde saatlerce böyle bekleyip onu intihardan vazgeçirmeye çalışması falan. Bu hikayeler bana böyle çok şey gibi geliyor. O adam yani hani uçabiliyor ve bir anda evrende bileyim birkaç saniyede dolaşabiliyor ama bir çocuğu sırf ikna etmek için saatlerce böyle başında bekleyebilecek kadar böyle naif bir insan, onu anlatmalarını istiyorum ben de ama işte sinematik olarak bu herhalde pek mümkün değil, yine gözünden ışık çıkartmalı, dövmeli şeyler izleyeceğiz. Superman'in şeyi vardı, bilir misin sen onu? Superman ve Lois Lane diye bir dizisi vardır. Yani şu anda şey yapıyor, Lois Lane çekiyorlar yani şeyde, o CW geçmişte var ama belki tek remake'ini yapıyorlardır. Hatta o adam galiba aynı zamanda yapımcısı mı o işin, öyle bir şey oynayan adam. Mesela orada Superman'in biraz daha böyle işte Lois Lane'le olan ilişkisi vesairesi falan gibi daha küçük tadlara dokunuyordu. Yani Superman'i böyle kendi psikolojisiyle de yani biraz hafif drama gibi yapmışlar ama yine böyle işte kendi psikolojisini gösterdiği küçük sahneler vardı. Mesela hoştu, izlenebiliyordu. Çok filler bölüm vardı şimdi baktığında ama o tip şeyler daha çok ilgimi çekiyor benim Superman bazında. Yoksa Superman abi herkes döver yani. Halo. Bu aralar Steam'de insanlar Steam'e geldiği için Halo Infinite oynuyorlar. Multiplayer'da böyle çok şeylere dönüyor, muhabbeti dönüyor. Herhalde yapımcılar da bunu fırsat bilerek dizisini, daha doğrusu çok uzun zamandır gelecek bir dizisini paylaştılar. 2022'de Paramount Pictures'tan geliyormuş. Var mı senin bir şeyin? Hiç oynamadım. Sadece bir dizide görmüştüm. Lan ne oynuyor bunlar falan diye. O da Xbox'ın herhalde eksklusif bir oyunuymuşsa o zaman görmüştüm onu. Hiç oynamadım. Xbox gibi bir şey de sahip olmadığım için oynayamadım da zaten. Sen bana anlat. Nasıl, güzel ya, mi? Aslında tam olarak o yani ben de bu arada oynayamadım ama şu sebepten dolayı, senin söylediğin sebepten dolayı çok Xbox exclusive bir oyun. Yani Xbox özelinde çıktı ilk oyunları ve önemli olan tarafı şu, bu oyun insanlara şeyi gösterdi. Ulan konsolda FPS oynanabiliyormuş. Bu oyun sayesinde işte ne bileyim şu anda Destiny'ler ya da ne bileyim PC'de, PlayStation'da ya da Xbox tarafında konsolda da biz Call of Duty oynayabiliriz mentalitesini getiren ilk oyun. Çünkü o zamana kadar yok abi shooter dediğin klavye mouse'la oynanır kafasında oluyor. Bu adamlar birazcık getiriyor. O yüzden çok ünlü oluyor ve birazcık da işte Xbox'ın hani diğer tarafta Sony çok çok exclusive varken Xbox'ın tek exclusive olduğu oyun olduğu için, özel oyun olduğu için birazcık değerli ve çok güzel bir evreni var. Çok güzel işte Spartanlar, Halo Master Chief'i falan çok şey bir lore var. Bizim birazcık kafamızı sanırım böyle işte o Xbox nesline olmadığı için bizi birazcık aşıyor ama fanı çok fan ve ya güzel. Biz PlayStation'ı zor aldık zaten, evet, Xbox falan yani bizim için. Ben onu da alamadım mesela yani. Ben birazcık PC oyuncusuyum, bilgisayar oyuncusuyum. Bir o çelik yapabilir miyim? Efendim? O çelik yapabilir miyim? Yani, estağfurullah ama. Call of Duty ne olur. Call of. Ha. Yani, Call of Duty değil. Çok şeyciyim ya ben. Call of Duty. Çok sokak ağzı konuşuyorum İngilizceyi hala daha. Çok özür dilerim. Olsun. Hani görev çağırıyor gibi. Evet. Görevin çağırması. Call. Tamam. Ya bunlar bizi dediğim gibi birazcık şey yapıyorlar. Böyle haberler. Bizden çok işte ilk Xbox nesli, ilk Xbox evinde Xbox olan işte ne bileyim Amerika'daki insanlar için falan böyle haberler gibi geliyor. Ama umarım şu anda dediğim gibi Steam'e geldi ve birazcık insanlar yeni yeni girişmeye başladı. Game Pass'le beraber Halo serilerini işte tekrardan oynuyorlar falan. Bizim de ilgimizi çeker, biz de izleriz yani belki. Allah şu Microsoft'lara razı olsun valla. Game Pass sayesinde Game Pass. İnsanlar Türkiye'de oyun oynuyorlar yani, bilmiyorum. Game Pass'de olmasa bir de doları hala 2.5 kurunda sabitleyen Gavin Reis şey kim sabitliyor ya? Steam'in şeyi var ya işte neydi? Ne oldu? Ne unuttum adamın ismini. Steam'in şeyi. Steam'in Aro.
Nightmare Alley filminden ikinci fragman geldi. Hiç baktın mı abi Guillermo del Toro'nun? Hiç görmedin mi? Yok ya, hiç ilgimi çekmiyor. Hiç mi çekmedi? Ya bu şey açısından çok hoşuma gitti benim. Ray Bradbury'nin Uğursuz Bir Şey Geliyor Bir Yana kitabını okumuş musundur? Yok. Ve o Ray Bradbury'nin işte bu Güz İnsanları dediği tarzda böyle işte bir kitap şeyi var. Hatta onların kendi ismi de vardı. Ama şu an yine unuttum. Bu tarza yönelik bir işte bir kasabaya böyle bir ne derler sirk ya da işte bir eğlence şeyi geliyor ve onlarla beraber böyle gizemli gizemli tipler geliyorlar. İşte bunların arasında bazı sırları olan bir adam var. İşte falan böyle çok hoşuma giden bir tür ve bunu da çok iyi vermiş Guillermo del Toro. Yani yönetmenden dolayı hem de oyuncuları falan da çok güzel. O yüzden yani mutlaka izlerim de şeyim yok ya, ilgimi çeken bir tarafı yok. Sen anlat bunları. İlgini çekebileceğini düşün, böyle inanılmaz çirkin şey yapıyor. Pam ve Tommy. Diye çok şey değil mi? Fragmanı. Jennifer Lopez'in. Aa onu bak. Jennifer Lopez'in değil şey bu. O kadar bilmiyorum. Güzel giriyordum. Kavlıyordum ya. Pamela Anderson'ın bu inanılmaz bir şey pardon. Olanı. Onu skandal, hiç izlemedim bak ben. Skandalı izlemedin değil mi? Ben izlemedim. Ben de izlemedim. Yani itiraf ediyorum bunu ilk defa burada öğrendim gerçekten. Ciddi bu arada ben ciddi değildim. Ben ciddiydim. İzlemedin ama senin yaşın tutmaz. Evet yani Pamela Anderson ben o şeye geldiğimde Pamela Anderson artık yaşlanmıştı birazcık. Tabii canım biz böyle yani bir de internette böyle bir şey indirmenin zor olduğu zamanlarda tabii. Bir şeyi çok güzel indirdik. In Order'du. Kötü şakalar yapayım mı size? Haftalık kaldırmak için indirmek gerekti. Haftalık programından hepinize elveda. Benim de almayın diye yapıyorum kardeşim. Yani, şu Cevdet'imi de almayın yazın. Ne olur yazın. Ya inanılma bu kadar size. Bak fragmanda falan bayağı yani Pelanders'ın şeyi falan küçüktük inanılmaz. Küçüktük biz de. Açıklayayım oraya sana değil. Çocuk küçüktük yani. Hmm. Ha, tamam. O kadar. Ben devam ettirmeye çalışıyorum bir anda. Fragmanda Pamela Anderson'ı Lily James ve Sebastian Stan de Tommy oynamış. Bayağı çok iyi oynamışlar. Hem Lily James'i falan gördüm bilmiyorum. Ama çok iyi oynuyorlardı onlar da zaten. Bu muhabbeti ben devam ettiremeyeceğim. Ne var ya Allah Allah. Bu da bir performanstır. Bakalım bekliyoruz. Ki sen o zaman ben ilk defa izleyeceğim bu skandalı. Sen ikinci ya da bilmem kaçıncı kere. Bakalım. Bir de şey vardı biliyor musun? Paris Hilton'un. Skandallardan bahsetmeyeceğiz artık. Geçiyorum. O zaman senin en çok coştuğun olay. Jennifer Lopez ve Owen Wilson'ın Mary Me. Bunu aşırı merak ediyorum. Hatta asıl merak ettiğim konu bunu niye konuştuğumuz bize en başta. Yani, vardır senin bir bakış açın. Romantik komedi ve Jennifer Lopez kendisini. Jennifer Lopez bayağı kendisini oynuyor ya. Yani Jennifer Lopez'e bir karakter yazmışlar. Bu arada şeyler de herhalde yavaş yavaş geliyor. İşte bu Lady Gaga'nın ünlü olmasından, Lady Gaga'nın işte Oscar almasından sonra falan. Herhalde Beyoncé, Jennifer Lopez bu Jennifer şeyler Lopez de geliyor işte. Ama yani onlar da tekrar böyle başlıyorlar kaç yüzyıllık. Onlar da böyle Sel başlıyorlar. Sel Jennifer Lopez mi oynuyordu? Sel yok değil mi? Yok. Sel başkalısı mıydı? Sel neydi? Meşhur bir Sel vardı eskiden bilir. Neyse. Yani bence işte dandik bir film oldu. Dandik yani. Bak artık bu tip filmler için sinemaya gitmediğimi fark ettim. Evet. Tam olarak öyle bu arada yani. Biz de bunu Hilal'le konuşurken şunu söylüyorduk. Bu film için muhtemelen sinemaya gidilmez. 2 yıl sonra film çıktıktan 2 yıl sonra böyle denk gelinir ve öyle izlenir filmleri bunlar. 2 yıl bile yani. Geçmeyebilir artık yani o kadar da söyleyeyim. Ama mesela eskiden hatırlıyorum mesela benim zamanımda işte 2000'lerin herhalde ilk yarısında falan Love Actually diye bir film vardı. İngiliz yapımı böyle çok bütün tatlı. Çok tatlı bir film. Mesela öyle tatlı filmle böyle yılbaşı sıcaklığında falan filmleri böyle sinemada gidiyorduk filmleri izlemek için. Mesela şimdi belki son 10 yıldır bir filme gidiyorsam ki bu sinema sektörünün de şeyi yani ya yerli yapım oluyor merak ediyoruz ya böyle büyük blockbuster oluyor ya da işte böyle bizim sevdiğimiz işte bu çizgi romanların bir parçası oluyor falan. Bence bu konuda da yani illa şey olsun demiyorum ama çok da şey film gelmiyor yani böyle illa yani ya sinemaya blockbuster gideyim. Olacak ya dram olacak demek istemiyorum veya böyle romantik komedi olacak ama arasında filmler de pek çıkamıyor yüzünü gösteremiyor yani.
Yani bu arada gerçekten öyle şeyi falan düşündüğümüz artık çoğu sinemaya götüren filmler işte blockbuster filmleri. Bu aralar mesela aslında birazcık yine işte Last Night in Soho'yu izledik. O birazcık hani mutlu etti. Ondan önce Last Duel vardı. Yine Ridley Scott'ın blockbuster hani değil ama işte mesela Last Duel büyük ihtimalle biz basın gösterimine çağrılmasaydık gitmeyip sinemada gitmeyip kaçıracağımız bir filmlerde alınacaktı. Mesela Last Duel çok iyi filmdi. Ama artık kafamızı kaldırıp o aradan göremiyoruz ki abi. Battı bir de zaten izlenmedi. İzlenmedi mi? İzlenmez abi. Halbuki gelen mesela atıyorum ne izlendi şimdi? Venom Eternals izlendi. Venom izlendi. Hepsinden daha güzel. Çok daha güzel. Ben size söyleyeyim şeyden de o Suicide Squad'dan falan da bin kat güzel yani. Yani. Suicide Squad nedense böyle ben hani çok beğenmedim deyince Marvel fanboy yok oldum ya. Yok ya Suicide Squad'ı bu arada yani Suicide Squad 1'i beğenenler güzel. Bile 2'yi beğenmedi. Öyle bir gariplik vardı. Mesela bana göre de 2 güzel ama 1'i beğenenler bile 2'yi çöpe attı. Ama niyeyse 2'yi beğenmedik dedince insanlar bir aha, şey geldi oldu. Geldi fanboylar. Fanboylar geldi. Efendim son olarak bir de The Game Awards var ama The Game Awards'u ben böyle bir şey olarak geçeyim. Var mıdır oynadığın oyunlar falan? Şey ben oynadım. Hatta Tuba ile oynadık onu. Oynuyorduk başladık. It Takes Two. Çok tatlı bir çok oyun. Çok tatlı bir oyun. Çok çok hoş bir oyun. Böyle hakikaten psikolojik tarafı da var. İlişki. Yani böyle şey olabilir. Hakikaten boşanmak üzere olan bir karı kocanın oturup bu oyunu oynaması terapi gibi gelecektir. Şey gibi bir evlilik terapisi oyunu gibi yani. Çok hoş. Ben de Game Pass'e geldiğinde oynamaya başlayacağım. Yeni oyun oynamaya şans bulacağım. Ben hemen şeyleri söyleyeyim. Yani bu yıl oyun oynamadığımızı fark ettim. 2021 yılında gerçekten çok çok az oyun oynamışız. İşte zaten The Game Awards böyle son yıllarda özellikle şey için çok eleştiriliyordu. Bayağı parasıyla bir şey parasını verince öne çıkartmaları söz konusuydu. Bu yılda gerçekten öyle olmuş. İşte Deadloop, It Takes Two, Psychonauts, Ratchet Clank ve Resident Evil Village neredeyse bu 5 oyun her şeyde var. Her kategoride var yani. İnanılmaz fazla ve ama diğer taraftan şeyler de var mesela işte Age of Empires var onu almamışlar sadece işte yeni çıktı hani bazen şöyle bir şey yapabiliyorlar işte yeni son çıktığı için almıyorlar diyorlar ki hani bunu seneye. Biz katalım seneye katıyorlar bu adamlar bunu katmışlar listede var işte en iyi simülasyon oyunu olarak var ama en iyi oyunlara katmamışlar mesela yani ki çok büyük ayıp. Diğer tarafta yani en iyi oyunları dediğim gibi yılın oyunu adayları Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart ve Resident Evil Village. Daha almadı değil mi? Yok bunlar adaylıklar. Tamam It Takes Two bence en iyi oyunu alır. Ya şimdi bu filmdeki gibi şimdi en iyi kavramı eskiden mesela filmlerde işte en iyi dediğin şey hala öyle filmlerde pardon. Filmlerde en iyi dediğin şey biraz böyle aslında konu hikaye oluyordu. Yani sen dünyanın teknolojisini de koy, o bir şey fark ettirmiyordu. Fakat oyunlar için bu biraz daha farklı. Yani oyunlarda teknolojik gelişimin filmden bir tık daha fazla önemi var diyebiliriz. Fakat günümüzdeki oyunlar özellikle hikaye bazında neredeyse filmlere taş çıkartır cinsten olduğundan dolayı bence orada yani hem hikaye hem oynanabilirlik. Yani bak oynanabilirlikten kastım ne biliyor musun? Bu çok önemli. Bunu tabii oyunlarla daha çok haşır neşir olan insanlar daha iyi bilirler. Hatta belki benim bu söyleyeceğim bir adı falan vardır ama. Şimdi It Takes Two'nun şöyle bir olayı var. Hikaye çok güzel. Ama bir hikaye bir oyunun oynanabilitesine nasıl yansır? Şimdi biz normalde ne oynadık? İşte mesela Detroit oynadık tamam mı? Oynadın mı Detroit? Şu robotlar falan muhabbeti var ya. Mesela oyunda ne oluyor? Aslında bir şeyin bir parçası oluyorsun. Maksimum oyuna senin katkın işte bir şeyi hikaye. Bir çembere sokmak falan şeklinde. O da bağlamında aslında hiçbir şey. Evet. Burada öyle değil ama işte. Burada oyunda yaptığın şeyler hikayenin bağlamıyla birebir ismiyle müsemma birebir örtüşüyor. O yüzden bence çok başarılı bir oyun. Oyun dizaynı olarak gerçekten kesinlikle öyle. Katılıyorum. Hem hikaye olarak hem de şey olarak katılıyorum. En iyi hikaye anlatımı alabileceğini düşünüyorum. Mesela ben de bu sene Deadloop'u benim favorilerimden birisi. Deadloop'tu. Deadloop işte Dishonored'ı yapan oyun firması Arkane Studios yaptı ve yani ilk başlangıçta şöyle bir ayıbı oldu oyunun bence
çok agresif bir tanıtım yaptılar ve bütün oyun firmaları oyuna 100 verdiler. Ki 100 çok abartı bir şey. Herhangi bir şey için. Kusuru yani. Yok demek. Kusuru yani. Yok demek yani. Ve bu yüzden bir antipati oluştu oyuna karşı oyuncular tarafından. Para mı aldınız lan? Para mı aldı ki almışlar da bu arada çok bariz. Ama ben mesela oyunu oynayan hani biri olarak ben şey dedim. Ya yani bu oyun %100 değil. Var bunun hataları ama 10 üzerinden 9 dedim mesela ben. Çünkü çok sevdim. Bazıları işte 10 üzerinden 7, 10 üzerinden onları da çok iyi anlıyorum. Ben benim için hani tamamen sübjektif olarak 10 üzerinden 9 dedim. Birçok yine adaylıkta ben Deadloop'un alacağını düşünüyorum. Öte yandan benim en çok sevdiğim tabii ki en iyi indie oyunlar ve onlarda da işte 12 Minutes bence bu senenin en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Death's Door, Kena Bridge of Spirits bu da en büyük hayal kırıklıklarından biri. Loop Hero ve Inscription bence burada da Loop Hero alır diyorum. Ve şimdi böylelikle tahminlerimi de sunuyorum. Efendim siz ne diyorsunuz? The Game Awards'ta bu sene hangi oyunlar ödül alır? Yılın oyunu hangisi olur? Siz Pamela Anderson'ın skandalını izlediniz. İzleyenler sakın yorum yazmasın. Mahvederim sizi, sakın yorumlara gelmeyin. Niye ya Allah'lar? Sonra da neden bu insanlar bastırıyor duygularını? Bastırmayın kardeşim. Gerçekten sonra. Böyle bir kanal olmak istemiyoruz. Böyle bir kanal olmak istiyoruz. Hayır. Siz de yorumlarınızı yaparsınız. Bütün bu haberler hakkında beğenip paylaşmayı unutmazsınız. Çana tıklarsınız. Kendinize iyi bakarsınız. Hoşçakalın. Bay bay. Ne olmaz mı?